Peki hocam, genelde şimdi izleyenlerimiz de bu soruyu sormamı merak ediyorlardır. Karın ağrısına en iyi neyi iyi gelir diyebilirler ki bu halk arasında da çok konuşulan bir konudur. Karın ağrısına neyi iyi gelir? Şimdi karın ağrısı sebepsiz bir karın ağrısı olmaz. Mutlaka sebebinin bilinmesi gerekir. Ona yönelik tedbirler alınması gerekir. Sebebi bilinmeyen bir karın ağrısına hiçbir şey iyi gelmez. Yani onu düşündüğümüz zaman o nedenle şu iyi gelir, bu iyi gelir gibi bir öneride bulunmak biz hekimler için yani yapılmaması gereken bir davranış şeklidir. Evet, mutlaka karnı ağrıyan kişinin hekimine gitmesi gerekiyor. O süreyi uzatmaması gerekiyor. Şimdi az önce bahsettik. Hafiftir ağrısı ama uzun sürüyor. Yani zaman zaman tekrar ederek devam ediyor. Bunu mutlaka araştırması gerekir. Ama gelip geçici basit bir üşütme der genellikle halkımız. İşte karın üşütme oldu. Bir iki gün içerisinde geçen ağrılar tabii ki önemsizdir. Bunun için herhangi bir ilaç kullanmaya da gerek yoktur. Ama sizi rahatsız edeceği bir de ek bulguları olan karın ağrıları mutlaka araştırılmalı, mutlaka hekim gözetiminden geçirilmelidir.